Şanslı marketlerin sunduğu Spor Ekstra başlıyor. Sıra Buca 1928 bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sarı lacivertler deplasmanda İti Mesut Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. Son iki haftada galip gelemeyen Sarı lacivertler bu sonuçların ardından liderliği de Kocaelispor'a kaptırdı. Mitat, önemli eksikleri vardı Ankara deplasmanı öncesi. Cezalı olan Onur Özcan ve Lokman Gör'le sakatlı olan Berke bu mücadelede forma giyemedi. Hem Lokman savunma hattında, Berke de hücum hattında Bursaspor'un önemli isimlerinden biriydi. Ve Ankara'da gol sesi çıkmadı. Böylelikle de Kocaeli'ye kaptırmış oldu liderliği Sarı Lacivertliler. Yani bu Lokman ve Berke'nin, Onur'un bu eksikliklerin önemli bir etkisi vardı bu maçta. Yani bunların bir eksikliğinin herhangi bir etkeni yoktur diyemeyiz. Berke özellikle hücum hattında. Lokman ise defans hattında. Geçtiğimiz hafta çok iyi bir oyun sergilememişti ama ligin genel periyodundaki performansına baktığımız zaman Lokman'ın performansında herhangi bir sıkıntı yoktu. Gayet başarılıydı. Bir geçtiğimiz hafta yapmış olduğu müdahaleler sonucu ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Hatta ilk pozisyonda bile hakem kırmızı kartı verebilirdi. Ama tabii önemli bir oyuncusuydu Bucaspor'un. Zirveden inmek iyi olmadı Bucaspor adına. Umarım tekrardan bir çıkış yakalayabilir. Yani bu futbolun içinde olan şeyler. Bir mağlubiyetle hemen kara bulutlar Bucaspor'un üzerinde toplandı diyemeyiz. Son dakikalarda aslında ataklar yaptı maça. Son dakikalarında Buca. Enes'in kaçırmış olduğu bir pozisyon var. Birazcık daha böyle düzgün ayağına otursaydı top, belki Bucaspor bir puanı kurtardı diyecektik. O da kalitesini gösteren bir kardeşimiz. İlerleyen yıllarda kesinlikle Süper Lig'de oynayacaktır. Yapmış oldukları, yani bek olarak ileride son dakikada bir puanı kurtarsaydı hele, kendi üzerine de koymuş olurdu. Ben Bucaspor'dan şu şekilde umutluyum. Yeni transferleri de var. Gerçi bu hafta lisansı sanırım yetişmediği için. İrfan Akgün geldi Ankara Demirspor'dan. O kadroda bile yoktu. Şimdi onların da dahil olmasıyla birlikte herhalde Cüneyt Hoca da bu son oynanan iki maçı iyi analiz edip buradaki hataların tekrar olmaması adına, eksiklerin dönmesiyle birlikte tekrardan yükselişe geçecektir diye düşünüyorum. Belki Bucaspor için de her şeyin de bir kötü sonuçta hayır da aramak lazım. Bardağın da dolu tarafına bakmak lazım. Bu sonuçlardan sonra takımda belki bir oturup kendi arasında oyuncular da bir, hani arkadaşlar ne oluyor, toparlanın. Çünkü devre arasında da Antalya'da yoğun yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini inanıyorum ben. Çünkü lig uzun maraton olduğu için oyuncuları diri ve güçlü tutmaya çalışmıştır. Cüneyt Hoca. Cüneyt Hoca'nın da yani yaptığı açıklamalarda gereken dersleri çıkaracaklarını ve kesinlikle zirveye oynamaya devam edeceklerini belirtiyor. İrfan geldi. Bir transfer daha yapacak Sarı Lacivertler. Evet. O da gene hücum hattına kanat oyuncusu olacak. Onun üzerinde çalışıyorlar. Bu iki takviye, ondan sonra Lokman'la Onur'un dönüşü, Berke'nin de sakatlığının yaklaşık 2-3 hafta sonra bitecek, o da takıma dönecek. Ya orta olan ileriye çıkmıyor şeyde Bucaspor'da. Hani birazcık daha ileriye çıksalar yani takım halinde. Büyük ihtimalle Cüneyt hocamız da bunları tespit etmiştir. Notlarını almıştır. Tabii orada Berke yoktu. Belki yeni gelen oyuncularla birlikte bunlara alternatif de olacak. Hı hı. Ya kadro derinliğimiz var diyordu Cüneyt Hoca. Ama tabii giden oyuncular da oldu. Şimdi bu liglerin başladığı ilk 2-3 hafta birazcık bocalama devresi. Bocalama devresi. Çünkü yeni gelen oyuncular ne kadar hazır da olsalar, başka bir takıma geliyorlar, başka kişilerle oynuyorlar, başka bir iklimde oluyor. Bütün takımlar için bu geçerli. O yüzden bu 2 hafta Bucaspor
kritik ve analiz haftası olarak görüyorum. Bundan sonra kendi evinde Kastamonu mücadelesiyle birlikte çıkışa geçecektir diye ümit ediyorum. Evet, Buca Spor'u da umarız o maçta tüm taraftarları yanında olur, destek verir. Beyaz gruptaki ikincilik temsilcisi Merman Futbol Kulübü de galibiyet hasretine son verdiği sahasında 3-0 kazanarak 8 maçlık yenil 8 maçtır kaybediyordu. Ancak kazanmayı başardı. Onlara da buradan başarılar diliyoruz. Spor Ekstra'dan şimdilik iyi günler. Şanslı marketlerin sunduğu Spor Ekstra sona erdi.